merhaba Emlak Atası izleyenlere. Her yıl düzenlenen yapı fuarındayız. Bu fuarda her yıl katılımcı firmalar önemli anlaşmalara imza atmakta. Bu yıl 41.si düzenlenen yapı fuarında önemli isimlerle röportajlar gerçekleştirdik. Merhabalar Emlak Otası izleyenleri. 41. Yapı Fuarı'ndayız ve Konstantin'deyiz. Yanımızda Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı Turan Bey var. Turan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Vefa Holding İcra Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda şirket bünyemizde değişik şirketlerimiz, onlarda da İcra Kurulu Başkanlığı devam ediyor. Aynı zamanda da şirketin kurucu ortağıyım. Vefa Holding şirketlerinde yönetim kurulu başkanımızım. Fuar nasıl gidiyor? Fuardan beklentileriniz nelerdir? Fuar bugün ilk gün olmasına rağmen ilgi fazla. İnşallah da bu şekilde sürer. Beklentilerimizi karşılamış oluruz. Vefa Holding'in yurt dışı yatırımlarından biraz bahsedebilir misiniz? Vefa Holding olarak biz 2017 yılında Afganistan'da bir yatırıma başladık. Direkt Afganistan devletine aynı prefabrika, ün üretim yapı fabrikasını kurduk. Kendilerine teslim ettik. Geçen aylar içinde de açılışını Afganistan Devlet Başkanı ve bizim Büyükelçinin huzurunda açılışları yapıldı. Şu anda faaliyete devam ediyor. Günde 2000 metrekare bir okul üretilebilecek kapasitede. Çünkü okul ihtiyaçları Afganistan'da çok fazla. Afganistan Devleti önceliği okula verdi ve her gün bir okul üretebilecek bir üretim tesisi kurduk orada. Ve çalışmaya devam ediyor. Ayrıca 2 yıl orayı yönetimini yapacağız. Sonra dönüp geleceğiz. Onlar kendi fabrikalarını kendi üretir hale devam edecekler. Türkiye'de ön üretimli yapılar artık daha da ön plana çıkmaya başladı. Vefa Holding de bu alanda hani oldukça başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Evet. Bu konuyla ilgili peki hani önümüzdeki dönemde çalışmalarınız olacak mı? 2018 hedefleriniz nelerdir veya Türkiye'deki ön üretimli yapılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi aslında o kaldığımız noktadan devam edersek bizim aynı zamanda Cezayir hükümetiyle yapılmış bir anlaşmamız var. Orada da yine bir prefabrika yatırım ve renovasyon çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda Gana'da şu anda bir çalışmalarımız devam ediyor. Orada da yine bir prefabrika yatırımı düşünüyoruz, planlıyoruz. Vefa şu anda 100'ün üzerinde ülkede ihracat, 102-103 ülke oldu ihracat kabulü. Şu anda bile yaklaşık 15 tane ayrı ülkede projelerimiz devam ediyor. Bazı ülkede okul yapıyoruz, bazı ülkede hastane yapıyoruz, bazı ülkede konut yapıyoruz, bazı ülkelerde ofis yapıyoruz. Yani çok değişik ülkelerde, yani Amerika'dan işte Uzak Doğu'ya kadar, işte Afrika'nın en uçurak köşelerinden Rusya'ya kadar değişik ülkelerde çalışmalarımız devam ediyor. Prefabrik yapı sektörü aslında etrafımızda yani 3-4 saatlik bir uçuşla yaklaşık 60'a yakın ülke var ve burada da bu ülkelerin çoğuna prefabrik yapı Türkiye'den ihraç ediliyor. Bizim özellikle Afrika ölçeğinde ciddi odaklanmamız var. Orada şu anda ciddi projeler devam ediyoruz. Gana'da, Kamerun'da, Fildişin'de, Senegal'de devam eden projelerimiz var. Yani biz 2023 olarak da dünyada, Türkiye'de zaten marka ilk firmalardan biriyiz. Dünyada da aranan ilk ülkelerden biri olmak istiyoruz dünyada. 2023 vizyonumuz da bu şekilde. O zaman 2018 hedeflerinize bunları yerleştirdik. İşte adım adım her yıl step by step yürüteceğiz bu çalışmalarımızı. 2023'e geldiğimiz zaman da dünyada yani ürün göndermediğimiz, proje yapmadığımız ülke kalmasını istiyoruz. Bu amaçla da çalışmalarımız devam ediyor. Fuara iki markayla yani iki ürünle katıldınız. Evet. Bu ürünleri biraz sizden anlayabilir miyim? Vefa birisi Vekom markamız. Vekom markamızla biz işte ön üretimi yapı üretiyoruz. Dünyanın değişik ülkelerine buradan fabrika teslimatı hazırlıyoruz. Naklediyoruz. Gidip yerinde de montajlarını, teslimatlarını yapıyoruz. Ekoport olarak da fiber sement levha teknolojisi. Onun fabrikası Bilecik'te. O malzememizde işte aslında kumu, çimentoyu, sellozu ve suyu karıştırıyoruz. Bir plaka üretiyoruz ve A1 yanma sınıfı bir plaka bu. Ve binaların, çok katlı binaların cephelerinde kullanılabiliyor. Ve aynı zamanda prefabrik yapı sektörü de ciddi anlamda duvarlarda, döşemede, döşeme malzemesi olarak, asma tavan malzemesi olarak da kullanılan bir malzememizdir. Fiber sement levha. Onda da yine ihracat hedeflerimiz var. Orada da yine aynı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.